Merhabalar Guncuklarım, dünyanın, galaksinin, uzayın en yavaş büyüyen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki 1 Nisan doğum günümdü. Bilmeyenler utansın. Doğum günümde gelen hediyeleri sizlerle de paylaşmak istedim. Çoğu şu anda olduğumuz dönemden dolayı kargo haline geldi. Öncelikle şu kaliteyi, şu görüntü kalitesini açıklamak isterim efendim. Artık bir ring light'ımız var. Burada Yakup Çetin'e teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Alkış kıyamet konfeti çığlık. Çünkü onun sayesinde artık videolarımızın kalitesi arttı. Bu videoya özel artık her abone ol butonuna basan benim için bir doğum günü kutlu olsun mesajıdır, hediyesidir, öpücüdür, kalbidir, bilmem nesidir. O zaman hazırsak şurada gördüğünüz şeyler, hediyeler. Şu anda olduğumuz durumdan dolayı çoğu kişi kargo ile gönderdi. Çünkü böyle bir kutlama gibi, parti gibi bir şeyler yapamadı. Onun için o zaman geçelim. Şimdi ilk olarak şununla başlayayım. Surat Kargo'dan geldi bu da. Niye arkada yaramazlık yapıyor? Surat Kargo'dan geldi. Bu Şevo'dan bir hediye. Hem böyle burada açmak istedim çünkü onlar da hani açtığımdaki mutluluğumu falan görmediler. Onun için de onlar da görsün istiyorum. Hem böyle mesela teyzemler falan işte para gönderdiler. Aldığım hediyeyi görmediler falan. Böyle bir video fikri geldi, çekmek geldi aklıma. Ay görüntü kalitesi çok güzel değil mi ya? Şimdi ben bu geldiğine tabii ki hani kırığı bir şey var mı, değişimle göndermek gerekir falan filan diye açtım mecburen. Bana bir şey göndermiş. Şimdi bunun adı var. Adı Lightbox. Yani nasıl bir şey? Şöyle bayağı büyük boy. Bu ledli bir şey. Arkasından ışık geliyor ve parlatıyor. Ben bunu böyle kendi harflerimi koymuştum eğer dökülmediyse. Şöyle de bir hani belki buradan görüp beğendiğiniz ürünler olur diye aşağıda link bırakacağım, gidip bakarsınız. İçerisinden şöyle bir sürü harfler falan çıkıyor. Kalp çıkıyor, yıldız falan da çıkıyor. Ve buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim. Aslında bu kanalım için bir hediye olmuş oldu. Çünkü ben direkt kanalımın adını kodladım buraya. Şöyle göstereyim size de. Şöyle Sudes Çetin yaptım. Bakınız. Seni buradan kocaman öpüyorum. Nice doğum günlerimizde umarım beraber oluruz diyorum. Ya bu arada şöyle, burası benim zaten ana olsun diye bıraktığım bir sayfa. Her şeyi mesela atıyorum, İzmir'e gidiyorum. Gezdiğim yerleri çekiyorum. Buraya atıyorum. Yani öyle bir şey ki mesela 3 yıl sonra dönüp baktığımda bulabileceğim, burada depolayabileceğim ve güzel insanlarla paylaşabileceğim bir yer. Evet az abonem var belki de ama az ve öz abonem olduğunu düşünüyorum. Yani beni linçleyen, işte sadece kötülemek için, sadece modumu düşürmek için oluşan bir kitlem olmadığı için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Zaten çok yükseklerde gözüm yok. Sadece şu 1000 aboneyi artık aşalım ki ben şu YouTube'da kalabileyim. Elden ele bu videoyu dağıtırsak ve kanala abone olursak seviniriz. O zaman bir diğerki hediye geçelim. Şimdi bu hediyem Beyza'dan. Tabii ki şöyle hediye gönderemeyen, buluştuğumuzda verecek olan çok fazla arkadaşım var. Ama artık ben bu videoyu çekip yüklemek istedim. Çünkü birkaç tane kargo bekliyordum. Onların gelmesini bekledim. Sırf onlar gelecek diye pazar günü video yükleyemedim. Dedim ki ben artık bunu çekeyim bence. Böyle şuralarında tül detayları olan. Bu bana bir beden büyük. Ama zaten ben böyle salaş bol giydiğim için ve bu crop top olduğu için böyle belden sıkınca üstüme şöyle toplanacak falan, bence güzel olacak. Ben sevdim yani. Şöyle şurada aşağıda da böyle ipleri falan var. Çekip böyle crop top yapabilirsiniz. Çünkü ben crop top yapacağım. Neden? Çünkü 1.58'im. O zaman diğer hediyeye geçelim. Teşekkür ettim hatırlamıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir diğer hediyeme geçiyorum. Efendim karşınızda Atosun Optik. Bu bir sponsorluk reklamı değildir. Neden? Çünkü daha o kadar abonem yok. Aysu'nun hediyesi. Kardeşimin hediyesi. Şöyle. Şimdi biz zaten Aysu'yla hani uzakta yaşıyor. Yani çok uzakta değil aslında. Yani İzmir'de yaşıyor. 25 dakikalık bir yol ama. Yani sonuç olarak burada yaşamıyor. Onun için aslında buradaki arkadaşlarımla daha fazla görüşüyorum. Çünkü her ay birbirimize gelip gitme sözü verdik gibi bir şey oldu. Benim de edit yaparken özellikle ve ben editlerime çok önem verdiğim için, çok detaya girdiğim için ve çok fazla edit üzerinde zaman harcadığım için gözlerim inanılmaz ağrıyordu. Mavi ışıktan dolayı, ekran ışığından dolayı. Ders çalışırken de yine bilgisayara baktığım için ağrıyor. Yani sürekli olarak bir elektronik cihaza bakıyorum. Onun için dedim ki ben bir çözüm bulmalıyım ki benim bu gözüm ağrımasın. Çünkü artık edit yaparken de çok zorlanmaya başlamıştım. Mavi ışık gözlükleri var dedi. Onlardan dedi al dedi. Ben de tamam dedim. Alacaktım. Alacağım. Hala alacağım. Bana gitmiş mavi ışık gözlüğü almış. Kargo ile o da bize gönderdi. O üründe şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi o bana gönderdi. Sonra o geldi. Bana hediyeyi verdi. Taktım gözlüğü. Gözlük normal şeffaf bir cam. Yani ışığa bakıyorsun normal. Ben ekrana bakıyorum. Gözüm ağrımaya devam ediyor. Hatta
ben kullanıcıyı buraya bırakırım. Oradan ürün sipariş etmemeniz için. Sonrasında ben hani böyle sonuç olarak hediye hani çok bir şey de söylemek istemiyorum aslında. Sonra olmadı, dedim ki aşkım dedim sen bana bunu almışsın ama dedim bu beni dedim korumuyor. Hani bu normal şeffaf bir cam. Hani ben bunu ancak aksesuar olarak kullanabilirim. Ve aksesuar olarak da neden gözlük kullanayım? Sonra bana dedi ki tamam dedi gel dedi biz onu gönderelim. Sonra biz gittik ona burada iade ettik. Yerine gittik Atosun Optik'e. Atosun Optik'ten kesinlikle alabilirsiniz. Ben bunun her türlü testini yaptım çünkü. Kesinlikle mavi ışığı çok güzel bir şekilde koruyor ve yansıtıyor. Yani kesinlikle gözünüzü korumanız için böyle bir şey kullanmanız çok önemli. İleride numaralı bir gözlüğe geçmemek için. Şimdi takayım. Yakıştı mı? Tabii mavi ışık yansıyor size. Şu cam şu anda mavi. Böyle bir gözlük. Umarım yakıştırmışsınızdır. Yani çok yakışsın işte şık dursun, güzel dursun falan diye değil tabii ki. Ben sırf göz sağlığımı korumak için tercih ettim. Aysu'ya da buradan çok teşekkür ediyorum bu özel ve güzel doğum günü hediyesi için deyip diğer hediyemize geçiyorum. Sonrasında bu hediyeme geçiyorum. Bu hediyem şöyle oldu. Trendyol bunun kesinlikle kodunu aşağıya bırakırım. Çünkü çok memnun kaldım. Her konudan memnun kaldım. Her konuda. Teyzem bunun parasını gönderdi. Ben hediyeyi aldım. Çünkü ikizlerden dolayı onun çıkmaya vakti olmuyor. Açıp denediğim için ben bunun etiketlerini çıkardım tabii ki. Ama etiketine kadar her şeyini size göstereceğim. Ayakkabıya şöyle bağlı bir etiket oluyor. Bu etikette ayakkabı yapımında kullanılan malzemelerin tanımı var. Ve güvence ve değişim kapsamı var. Yani garanti gibi düşünün aslında bunu. Yani bence çok kaliteli bir çalışma olmuş. Şu şekilde markalarını kaliteleştirmişler. Sonrasında size çok güzel bir ayrıntıya geleceğim. Biliyorsunuz benim iki tane kedim var. Bu şekilde çok düşünceli bir hareket olduğunu düşünüyorum. Jungle markasının evet çok kaliteli bir marka değil ama düşünmeleri yeter. Şöyle mamalarını göndermişler sokak hayvanları için ve sevgi maması hayatlarına dokun yazıyor üstünde de. Benim çok hoşuma gitti. Sırf size göstermek için bunu tuttum. Sonrasında içinden şöyle bir çekçek gönderiyorlar. Çekçek mi bu? Kertenkele mi? Kerata. Kerata gönderiyorlar. Bu da çok hoş. Yani sadece biraz küçük. Artık ürüne geçiyorum efendim. Şöyle bir ayakkabı. Nasıl sevdiniz mi? Teyzem de görsün. Teyze böyle bir ayakkabı aldım. 1.58 olduğum için tekrardan söylüyorum. 1.58 olduğum için yüksek tabanlı ayakkabılar kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü boyumu kaldırsın diye. Çok memnun kaldım. Rahatlığı 10'da 10. Ayakkabı konusunda bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Çünkü benim bir ayakkabı koleksiyonum var. Benim en önem verdiğim şey şu. Mesela şurasının krem, burasının beyaz olması falan. En kötü olan şeydir o. Ve özenilmiş bir ayakkabı. Mesela yapışkanları böyle dışarıya çıkmamış, işte yanlış dikiş hataları falan yok. Sonrasında buna geliyorum. Şunu sırf koymak istedim. Neden? Çünkü çok güzel paketlemişler. Hani eğer beni izleyen TikToker, YouTuber falan ya da influencer varsa, eğer bu şekilde bir ışığa ihtiyacınız varsa bence çok faydalı olur diye. Bu satıcıdan alın diye size sırf paketlemesini gösterdim. O kadar güzel bir paketleme yapmışlar ki. Şimdi size paketleme göstereceğim. Böyle bir paketleme yapmışlar ve gerçekten çok sağlam. İnanılmaz sağlam. Baksanıza mükemmel bir paketleme olmuş. İçerisinden de ışığı çıkıyor bu şekilde. Böyle şuraları yapraklı falan bilmiyorum. Ben çok sevdim yani. Çok yani gerçekten memnun kalmadım. Hiçbir şey olmadı. Buna ek olarak da ring light ek olarak da çünkü bu kargoyla gelecek hani doğum günüme bir şey yetişsin diye de bana tişörtler almış. Fakat iki tane almış. İkisinde de bende vardı. Sonra ben de bugün koşur koşur gittim değiştireyim diye. Ama hani hiçbir şey bulamadım. Alternatif bir şey bulamadım. Ben de para iadesi aldım. Aldığım para iadesiyle de ne aldım? Cimel aldım. Şampuan falan aldım. Bak onları da getireyim göstereyim bir saniye. Şöyle bir tane dikişsiz kare pamuk aldım. Bu kare pamuklar böyle makyajını çıkartırken alanı büyük olduğu için daha rahat oluyor. Onun için onu aldım. Şöyle bir tane glisin şampuanını aldım. Bu da yeniden yapılandırıcı şampuanmış. Intense terapi falan diyor. Bakalım deneyeceğim. Mor olduğu için almadım dersem yalan olur. Mor olduğu için aldım. Sonrasında benim vazgeçilmezim. Beulis Define It. Allah bu ring light'la bu çok zor oluyor ya. Sonra başka ne almışım? Sonra bir de çocuklara yaş mama aldım. Bu Gourmet'in yaş maması. Bir de ip var. İpi de göstermeyeyim isterseniz. Yani anneme ip aldım. Odaya baykuş yapsın diye. Sonrasında erkek arkadaşımın hediyesine geçiyorum. O da bana şu anda çok net gözüküyor galiba. Şöyle bir eşofman takımı almış. Burası lastikli. Gerçekten çok kaliteli. Hem böyle kullanabilirsiniz. Hem böyle kullanabilirsiniz. Şöyle arkamı döneyim, önümü döneyim, yanımı sağımı solumu döneyim. Böyle gördüğünüz gibi erkek arkadaşım da böyle bir hediye almış. Şimdi annemin hediyesine geçiyorum. Annemin hediyesi.
Hemen şurada gördüğünüz şu eşek askısı da denebilir. Ben bunu Pinterest'te görmüştüm. Yurt dışında tasarlanılıyor, yurt dışında yapılıyor ve yurt dışında satımı var. Yani Türkiye'de yok şu anda. Sonrasında Trendyol'un böyle bu demir olan eşek askılarına baktım ama onlar da hani demir ve benim kıyafetlerimi kaldırmayacak. Benim gardırobum küçük gelmeye başladı artık bana. Ya büyük gardıroba geçeceğim, onlar için daha fazla bir masraf ya da böyle bir şey. Sonra annem gitmiş bunu ta Şubat'ta marangoza hani tasarımını vermiş, yaparız demişler. Benim doğum günüme 1 Nisan'a yetiştirdiler. Bu da annemin hediyesi. Gerçekten bu doğum günüm tam böyle ihtiyaçlarımın alındığı, fuzuli masrafların yapılmadığı doğum günüm oldu. Sonrasında Şevval bir de şöyle bir hediye daha yaptırmış bana. Burada işte beraber olan fotoğraflarımız var. Şevval'i bilirsiniz. Beraber mukbang videosu çekmiştik. Burada kendisi tamamıyla zayıf çıktığı için çıkarttığı bir fotoğraf. Burada beraber konferansa gitmiştik. Benim hocam konferansına gitmiştik. Bu beraber çekildiğimiz ilk fotoğrafımız. Gibi 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 böyle bir sürü fotoğraflar çıkartırmış. Son olarak da burada da erkek arkadaşımın annesinin bana aldığı hediye. O da böyle bir kolye. Şöyle göstereyim size de. Böyle güzel şık bir kutuda yapmış. Çok sevdim. Her hediyemi çok sevdim dediğim gibi. Herkes gerçekten düşünmüş, kafa yormuş, o şekilde almış. Birkaç tane abonem de oldu. Doğum günü kutlayan, işte doğum günümde yorum yapan abonelerim de oldu. Hepinizi görüyorum. Hepinize cevap veriyorum. Hepinizin yorumuna cevap veremesem bile muhakkak kalplerim. Bunu unutmayın. Hepiniz birer 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 benim için çok özelsiniz. Doğum günü hediyelerimin her birini dibine kadar sıyıracağım. Zaten annemin bu aldığı şeyi daha şimdiden kullanmaya başladım bile yani. Ring Light'ı zaten şu an kullanıyorum. Siz de eğer benim doğum günü kutlamak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı ve aşağıya özellikle yorum yapmayı unutmayın. Her biriniz benim için çok özelsiniz ve güzelsiniz. O zaman tüm hediyelerimiz bittiğine göre umarım sağda solda bir yerde birinin hediyesini unutmamışımdır. Hepinize, 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 hepinizi çok seviyorum. Bir diğer videoda pazar günü görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.